Sevgili izleyiciler, şimdi bir başka konuya, daha doğrusu soruna götüreceğiz sizleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulundaki simultane çeviri sisteminde Fransızca, Rusça, İngilizce ve Arapça yer alırken Kürtçe'ye yer verilmedi. HDP'li Danış Beştaş da bu uygulamayı bir ayrımcılık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına başladı. Değerli milletvekilleri, 101. yıl dönümünü idrak ettiğimiz yüce meclisimiz, yeni yasama yılı çalışmalarına başlamasıyla milletvekillerinin genel kurulu takibini kolaylaştırmak için kurulan sistemde simultane çeviri imkanı da getirildi. Yeni elektronik ve simultane çeviri sisteminde Kürtçe dışında İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde çeviri yapılmasına müsaade ediliyor. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, genel kuruldaki simultane çeviri sisteminde Kürtçenin yer almamasına tepki gösterdi. Biraz önce kontrol ettik. Şu anda simultane önümüzdeki sistemde 4 ayrı çeviri sistemi kurulmuş. İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca. Bu mecliste Arap, Rus, Fransız, İngiliz var mı bilmiyorum ama Kürtçe çeviri yok. Bunu ayrımcılığı bir kez daha ifade etmek için önce not düşeyim. Bu mecliste Kürt vekiller de var. En azından Kürtçe Kürtçe'de tercümenin olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. HDP'li Danış Beştaş da bu uygulamayı bir ayrımcılık olarak nitelendirdi. Kürtçe'de tercümenin olması gerektiğini ifade